Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed ve alihi tayyibin et tahirin ve ashabihi el muntecebin. Bugünkü konumuz vücud-i zihniye yapılmış olan işgallerin üçüncüsünü takrir edip ve buna verilmiş olan cevabı okumaya çalışırız. Bu Evet. üçüncü işgal da yine vücudi zihni daha önce biz işaret etmiştik. Felsefecilerin meşhur görüşüne göre mahiyetlerin kendileri zihinde vücut bulur. Yani yalnız bakın dikkat edin. Bu işgallere verilen cevapların tamamı vücutla mahiyeti birbirinden ayırt etmek üzerindendir. Dışarıdaki hakikatler vardır. Bu dışarıdaki hakikatlerin bir vücut boyutu vardır. Bir de mahiyet boyutu vardır. Dışarıdaki hakikatlerin vücudu dış alemi terk ederek bizim zihnimize gelmiyor. O vücutları dış alemdedir. Mesela farz edelim ben Allahu Teala hakkında bir algı oluşturuyorum. Ya dışarıdaki melekler hakkında bir algı oluşturuyorum. Zihnimdeki algı dışarıdaki hakikatle mutabakat içerisinde ise sadıktır, mutabakat içerisinde değilse kâzıptır. Ama her halükarda o dışarıdaki vücudun kendisi, dışarıdaki hakikatin vücudunun kendisi benim zihnime gelmiyor. Benim zihnime gelen dışarıdaki hakikatin mahiyeti ve o mahiyete ait olan zatiyatlarıdır. Onun için felsefecilerin meşhur görüşüne göre mahiyetlerin kendileri zatiyatlarıyla birlikte zihinde vücut buluyor. Onların bu görüşleri meşhurdur ve bu meşhur olan görüşlerine göre zihin birbiriyle tezat içinde yani bu işgal bugünkü işgalin muhtevası diyor ki onların bu görüşleri meşhurdur ve bu meşhur görüşlerine göre zihin eğer dışarıdaki hakikatlerin mahiyetleri zatlarıyla birlikte bizim zihnimize geliyorsa o zaman zihinde birbiriyle tezat içinde olan birçok mahiyetler şekillenmiş oluyor. Adeta zihin dışarıda birbiriyle tezat içerisinde olan mahiyetlerin merkezine dönüşmüş oluyor. Mesela farz edin, dışarıda kar vardır. Şimdi karın kendisine ait bir özellikleri vardır. Bu eğer biz dışarıdaki karın kendisi bizim o karın mahiyeti ve zatiyatlarıyla birlikte bizim zihnimize geliyorsa biz o zihnimize gelmiş olan mahiyet üzerinden kar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgi sahibi olduğumuz zaman bu işgal eden şunu diyor. Diyor eğer o dışarıdaki mahiyeti bizim zihnimize geliyorsa o zaman karın mahiyetinin aynısı zihne geldiğinde zihin soğuması gerekiyor. Çünkü karın kendisine ait, mahiyetine ait, vücuduna ait bir soğukluk vardır. Şimdi kar kendisi eğer o mahiyeti ve mahiyetinin zatiyatlarıyla beraber bizim zihnimize geliyorsa karın özelliği soğuktur ve öyleyse bizim zihnimizde de soğukluk gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bir. İki, diyelim ki ateş.
Biz insan ateş hakkında bilgi sahibi olduğu zaman ateşin mahiyeti zihne gelmesi gerekir bu görüşe göre. O mahiyeti zihne geldiği zaman ateşin mahiyetinin zihne gelmesiyle zihin ısınması ve yanması gerekiyor. Çünkü dışarıdaki o hakikat bizim zihnimize geliyoruz, onu iddia ediyoruz. Ve buna benzer dışarıda bir cismi düşününüz. O cismin mahiyeti zihnimize geldiği zaman cismin kendisine ait bazı özellikleri vardır. Genişlik, derinlik, uzunluk, bu mahiyetleri bizim zihnimize geliyor. Bunların hepsi zihnimize gelmesi gerekiyor. Ve adeta dışarıdaki o cisim nasıl mütehayyiz ise, öyle yer kapıyor ise bizim zihnimizde de yer kapması gerekiyor. Yani özetle bu işgalin şey yapmış olduğu bu işgalin muhtevası budur. Diyor, eğer biz dışarıdaki hakikatlerin mahiyetlerinin aynısı bizim zihnime geldiğini kabul zihnimize insanın zihnine geldiğini kabul edersek zihin adeta birbirleriyle tezat içerisinde olan tezatların merkezi haline gelmesi gerekiyor. Hocam Bunun da böyle efendim böyle hocam. dedim böyle diyebilir miyiz? Yani mahiyetleri zihinde meydana gelir. Değil ki aynı vücutları değil. Aynı vücutları zihne gelir, mahiyetleri zihinlerde gelir. Zihinlerde meydana Şimdi gelir. zaten ben başta onun için buna mahiyetleriyle vücutlarını birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Cevabından zaten bunu açıklayacağız. Yani biz şimdi ilk önce yapılan işgali biz tasavvur edelim. Yapılan işgal nedir? Tabii genelde yine burada parantez içerisinde hatırlatayım. Genelde bakın eğer bir iddia bu geneldir ha. Eğer bir iddia, bir görüş sorun barındırıyorsa o iddia ve o görüş ya doğru anlaşılmamıştır. Doğru anlaşılmadığından dolayı o doğru anlamayan kişi tarafından işgal yapılır. Ya böyledir veyahut da gerçekten o iddia sorunludur, doğru değildir. Doğru olmadığı için de sorun barındırıyor. Şimdi burada bu işgal yapanların felsefecilerin bu iddiasını doğru anlamayışlarından kaynaklanıyor. Eğer belki şayet böyle de diyebiliriz ha. Yani sadece o işgal eden kişilere şey yapmamamız gerekiyor. Onları suçlamamamız lazım. Şayet böyle bir durum da söz konusu olabilir ki felsefeciler kendi iddialarını açıklarken kendilerini gerektiği gibi ifade edememişlerdir. İddialarını açıklarken o iddialarını sorun barındırmayacak karşıdaki insanın zihninde doğru bir şekilde şekillenecek şekliyle anlatamadıklarından dolayı da olabilir. Yani bunlar üzerinde konuşulabilir. Ama her halükarda bunu kesin olarak bilmemiz gerekiyor ve hiçbir zaman da kendisinden şey yapmamamız lazım. gaflete düşmememiz lazım. Bir iddia ortaya atılıyorsa o iddia eğer karşıdaki muhatap tarafından doğru anlaşılmamışsa muhakkak işgallere neden olabiliyor. O muhatabın karşıdaki insanın zihninde sorulara neden oluyorsa o kendisi nedir? Demek ki kendisi onu o anlatanın
anlattığı şekliyle anlamamış olabilir. Veyahut da gerçekten iddia nedir? İddia yanlıştır. Yanlış olduğundan dolayı sorunludur. Çünkü doğru olan iddia hiçbir zaman sorun barındırmıyor. Burada da şimdi felsefecilerin ortaya atmış oldukları vücude zihni hakkında ortaya atmış oldukları iddia o muhatepleri tarafından ya muhalifleri tarafından onların istedikleri şekilde ya anlaşılmamıştır ya karşıdakiler anlamak istememişlerdir. Bu ihtimal de söz konusu olabilir. Bazen karşıdaki seni anlamak istemiyor. Mesela farz edelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini biz mev'az dönemindeyiz. Ondan da yad etmek bir şeydir. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle görevlendirildiği zaman inşallah bu mev'az bayramını, idini hepimiz için inşallah mübarek olmasını Rabbimden temenni ediyorum, niyazda bulunuyorum. Kendisi kendi peygamberliğini ilan ettiği zaman karşıdakiler anlamak istemediler. Allah-u Teala birçok ayetlerde diyor ki onlar o hakkı anlamadıklarından dolayı muhalefet etmiyor. Belki hak onların heva heveslerine uymadığı için onlar haktan nefret ettiklerini kabul etmediler. Yani bazen muhatap karşıdaki insan bu şeyi anlamak istemiyor. Bu ihtimal de söz konusudur. Ama her halükarda ortaya atılan iddia eğer muhatap tarafından o iddia edeninin anlattığı şekliyle ya algıladığı şekliyle anlamamışsa soru barındırması tabiidir. Ya o anlamadığından dolayıdır. Ya anlatan kendisini ifade etmediği, edemediğinden dolayıdır. Veyahut da o anlatan kişinin iddiası yanlıştır. Ya bu ihtimaller söz konusudur. Burada da anlaşıldığı kadarıyla karşıdaki işgal edenin bu felsefecilerin iddiasına dikkat edememişlerdir. Elbette Mulla Sadra'dan önce buraya atılmış Mulla Sadra bu işgallere genellikle hamle evveli üzerinden cevaplandırıyor. Hamle şayi üzerinden diyor ki siz hamle şayi şeklinde algılıyorsunuz. Oysa hamle şayi felsefecilerin iddiası hamle şayi şeklinde değildir. Hamle evveli şeklindedir. Hamle evveli şeklinde olduğu zaman yani mefhumları, mahiyetleri zihne geliyor. Dışarıdaki hakikatleri değil, dışarıdaki vücutları değil. Hiçbir vücut bulunduğu yeri terk ederek başka bir yere gitmiyor. Hiç dışarıdaki vücutlar, dışarıdaki hakikatların vücutları bizim zihnimize gelmiyor. Sadece onların mahiyetleri bizim zihnimize geliyor. Dolayısıyla bunu cevapta zaten kendisi bunu açıklıyor. Ama önemli olan buradaki işgali ilk önce işgali tasvir edelim. İşgali tasvir ettikten sonra biz cevaba geçiyoruz. Diyor ki işgalin özeti budur. Diyor eğer dışarıdaki mahiyetlerin hakikatleri ve mahiyetler kendi zatlarıyla beraber zihne geldiğini kabul edersek o zaman zihin birbiriyle tezat içerisinde olan tezatların merkezi olmuş oluyor. Ve o zihne gelmiş olan mahiyetlerin sahip olmuş oldukları eserleri de zihinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Örneğin işaret etmiştim. Bizim zihnimize dışarıda kar vardır. Karın mahiyeti bizim zihnimize geliyor. Eğer bu karın mahiyeti dışarıdaki mahiyeti zatiyatlarıyla beraber bizim zihnimize gelmiş dersek müsteşkil diyor. Eğer bunu kabul edersek o zaman zihnimizde soğukluk oluşması gerekiyor. Çünkü karın
özelliği nedir? Soğukluktur. Eğer biz ateş hakkında bilgi sahibi olduğumuzda ateşin mahiyeti ve ateşin mahiyeti zatları zatiyatlarıyla birlikte bizim zihnimize gelmiş iddiasında bulunursak, ki felsefeciler bunu diyorlar, o zaman ateşin sahip olmuş olduğu özellikleri de, o eserleri de bizim zihnimize gelmesi gerekiyor. Ateşin ateşin eserleri nelerdir? Isıtmaktır, hararettir. O zihnimizde öyleyse bir ısı oluşması gerekiyor. Ve diğerleri, mesela diyelim cisim, burada oku zaten Arapça içerisinde örnekler getirmiştir ki okuyacağız. Ve diğer varlıklar, diğer hakikatlerin durumu da aynı şekildedir. Bunu biz görüyoruz, böyle bir durum söz konusu değildir. Onların sahip olmuş oldukları eserler bizim zihnimizde. Ben ateşin mahiyeti benim zihnime geliyor ama ısı diye bir şey söz konusu değildir. Karın mahiyeti zihnime geliyor, soğukluk diye bir şey söz konusu değildir. Soğukluğu hissetmiyorum. Zihnimde bir soğukluk oluşmuyor. Nefsimde bir soğukluk oluşmuyor. Öyleyse mahiyetleri bizim zihnimize gelmiyor. Bu neticeyi alıyor. Bu işkaldır. Şimdi işkalı okuyalım, ondan sonra cevaba geçelim. El işkalu thalithu enne lazim el kavli bil vücudi zihniyi ve husulü eşyai bi enfusiha. Dikkat edin, bu bi enfusiha belirleyicidir. Diyor, eğer biz vücud-i zihniyi kabul edersek ve dışarıdaki hakikatler, dışarıdaki eşyaların nefis kendileri bizim zihnimizde hasıl olduğunu kabul edersek, lazimesi nedir? Lazimesi budur ki enne lazime enne lazimel kavli bil vücud-i zihniyi kavnun nefsi harreten, barideten, arideten, tavileten, mutahayyizeten, mutaharriketen, murabbaeten, musalleteten, mümineten, kafireten ve hakeza. Eğer dışarıdaki eşyaların hakikatleri, nefisleri bizim zihnimize geliyorsa, biz ateşi tasavvur ettik, ateş hakkında bilgi sahibi olduk. Zihnimize hararet gelmesi gerekiyor. Dışarıdan farz edelim kar hakkında ya soğuk su hakkında bilgi sahibi olduk. Dışarıdaki soğuk su bizim zihnimize geldi. O zaman zihnimiz soğuması gerekiyor. Dışarıdaki cisim hakkında bilgi sahibi olduk. O cismin mahiyetinin kendisi benim zihnime geliyorsa, o cisim arittir, yani genişliktir. Onun genişlik özelliğine sahiptir. Uzundur, uzunluğa sahiptir. Mutehayyizdir, yer kapmış. Muteharriktir, murabba'dır, dört köşedir. Müthellestir, üçgendir. Dışarıdaki insanları biz tasavvur ettiğimiz zaman insanlar ya mümindir, ya kafirdir, ya müşriktir, ya fasıktır. O özelliklerini düşününüz. Eğer dışarıdaki insan, benim insan hakkında bilgi sahibi olduğum insan mümin ise, o zaman zihnimdeki insan da mümin olması gerekiyor. Dışarıdaki insan kafir ise, o zaman kafir olarak benim zihnime gelmesi gerekiyor. Ve hakeza. Böyle bu durum söz konusudur diyor kendisi. Diyor lazimesi budur. İnde tesavvuril harareti vel burudeti ila gayri zalike. Yani enne lazimel kavli bil vücudi zihniyi kavlun nefsi harreten inde tesavvuril harareti ve barideten inde tesavvuril burudeti ve arideten tavileten inde tesavvuril cismi. Mesela her birisinin buradaki zikredilmiş olan manalar dışarıdaki hakikatlerin herhangi birisinin dışarıdaki hakikatlere aittir, farklı hakikatlere aittir. O farklı hakikatleri tasavvur ettiğimiz zaman,
zihnimize geldiğimiz zaman kendi bu özellikleriyle bizim zihnimize gelmesi gerekiyor. Ve huve batilun bi darureti. Bunun zorunlu olarak batıl olduğu açıktır. Buradaki bir darure yani delile ihtiyaç duymuyor. Bedihidir. Zaten daha önce söylemiştim. Bilgi ya bedihidir ya nezeridir. Bu bedihi bilgiye zaruri bilgi de deniliyor. Zaruri bilgi denilmesinin nedeni de delile ihtiyaç duymaksızın zorunlu olarak kabul etmek zorundayız. Şimdi burada biz zihnimizde bu hakikatleri tasavvur ediyoruz ve bu tasavvur ettiğimiz bu hakikatlerin kendilerine ait olan o özelliklerin, o eserlerinin bizim zihnimize gelmediğini biz biliyoruz. Vicdanen bunu biliyoruz. Bir darure bedaheten biz biliyoruz. Dolayısıyla bu felsefecilerin yapmış olduğu iddia batıldır. Yani dışarıdaki mahiyetler kendisi bizim zihnimize gelme iddiası geliyor iddiası batıldır diyor. Burada hocam, geliyor beyanul mulazeme. Yani bu butlanla bu iddiayla butlan arasındaki telazum nedir? O telazumu anlatıyor. Diyor ki enna la na'ni bil harareti vel baridi vel aridi vel tavili vel nahvi zalik illa ma haselet lehu hazihil maani ve kamet bihi. Şimdi ben hararetten har dediğim zaman hardan kast ettiğim şey nedir? Barid dediğimiz zaman baridden kast ettiğimiz şey nedir? Arid dediğimiz zaman bu aridden kast ettiğimiz ya tavil dediğimiz zaman bundan kast ettiğimiz şey nedir? Hop diyor ki bunu bu manaları kastettiğimiz manası budur. Ma haselet lehu hazihil maani ve kamet bihi. Siz dışarıda bir hakikati şey yapıyorsunuz, tasavvur ediyorsunuz ve tasavvur etmiş olduğunuz hakikat bu manaları barındırıyor. Mesela dışarıdaki karı tasavvur ediyoruz. O dışarıdaki kar bu manayı yani soğukluk manasını ne yapmıştır? Barındırıyor. Ve o ona sahip olduğu o barit manası o kar ile vardır, ayakta vardır. Bizim bu mana bu manalardan kast ettiğimiz şey budur. Yani bu hararetten, har olmaktan, barit olmaktan, ariz olmaktan, tavil olmaktan kast ettiğimiz şey şudur. Dışarıda bir hakikat vardır. Ve bu hakikatla birlikte bu eserler vardır. Bu eserleri ne yapmıştır? Bu eserleri barındırıyor. Hop, bu eser öyleyse bu hakikat neredeyse bu eserleri barındıran o bu eserleri de orada barındırması gerekiyor. Eğer biz diyoruz ki o harın, o şey ateşin kendisi. Çünkü ateş dışarıda harareti barındırıyor. Ve dışarıdaki ısı ateşle kaimdir. Dışarıdaki kar soğukluğu barındırıyor. Dışarıdaki soğuk kar ile ayaktadır. Öyleyse bu manalar biz diyoruz ki bu dışarıdaki o hakikat ateşin kendisi, ateşin mahiyeti zihnimize geliyorsa o zaman o onunla birlikte olan o mana da gelmesi gerekiyor. Bizim kastettiğimiz mana da budur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi biz dedik ki bu eşyaların hakikatleri arasında bir tazatlık var. Mesela diyelim küfürle iman, ateşle kar. Mesela dünyadayken tazat oluşturdukları halde vardırlar. Niye? Yani bu dünya onları kabul ediyor da biz zihnimizi acaba kafamızda bulunan o beyine indirgemeye mi çalışıyoruz? Mesela zihnin bir ebadı var mıdır? Yoktur.
Madem ebadi yoktur, niye zihinde o hakikatler bulunmasın? Dünyada bulundukları halde mesela birbirleriyle tazatları bir işgal oluşturmuyor. Zihinde olduklarında niye bir tazat işgal, yani tazat işgalleri Yok. Terzat oluştursun? teşkil, terzat teşkil etmekten ziyade hocam buradaki mesele dış alemde bunlar dışarıda her birisinin vücudu kendisine aittir Evet. ve her birisi bir yeri kapmış ve Evet. ateşin kaptığı yeri kar kapamıyor. Terzat Tamam. budur yani. Tamam. Bir Zihin yerde gerçekleşemiyor. tamam, zihin de Şimdi zihin bu dünya kadar genişliğini düşünsek o zaman ikisi de bulunamaz mı yani? Yani yok, zihin ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim hocam. bizim bildiğimiz bu kafa, yani bu kafa tası var ya, içindeki o maddeden zihin ibaret saymıyoruz. Değil mi? Tekrarlayın bu cümlenizi. Şimdi biz zihin dediğimizde zihinde diyoruz ki bunlar, mesela diyelim karın soğutması lazımdır, ateşin yakması lazımdır. Biz zihni ne biliyoruz? Yani zihni bu beyindeki kafatasındaki o maddeden mi ibaret sayıyoruz, yoksa Yok. o zihin de Yok. geniş olabilir mi? Yok, biz insanın hakikatinin, yani nefis kastettiğimiz insanın hakikatidir. O insanın hakikatiyle birliktedir. Siz Tamam. mesela, biz o hakikate bazen zihin diyoruz, Evet. bazen de nefis diyoruz. Yani insanın nefsiyle beraberdir. Şimdi ateş geldi, nefisle beraber oldu. Evet. Dışarıdaki ateş, efendim? Tamam, dinliyorum, evet. Dışarıdaki ateş hararet sahibi midir? Evet. Hararet sahibidir. Eğer Evet. onun mahiyetinin aynısı geliyor benim nefsimin zihne geliyor, yani nefisle beraber oluyorsa, o zaman nefsi de ısıtması gerekiyor. Nefis, biz eğer nefsi maddeden ibaret sayarsak tamam. Yani bu beyin, bu elin eti, kemiği, şu bu. Fakat zihin bu beyin değil yani. Hop. Doğrudur. Yani bu sizin bu işgalin yersiz olduğunu söylüyorsunuz da. Evet. İşgal yok diyorum yani ha. Yani işgal yoktur. Doğrudur. Zaten cevap Evet. veriyor. Yani Evet. zihinde onların, bu filozofların iddia ettiği iddiayı doğru anlamamışlardır. Evet. Bir de Evet, tamam. nefis, mesela nefse geldiği zaman, nefiste mahiyet geldiği zaman, o mahiyetler nefisle birlikte oldukları zaman nefis zaten mücerreddir. Heh. Mücerred olduğu için dışarıdaki hakikatlerin soyutlanmış şekliyle geliyor. Evet. Yani o dışarıdaki şey vücut, elbette o vücutları yerini bırakıp gelmiyor. O vücutun sahip olmuş olduğu bir mahiyet vardır. O mahiyeti kendisi zihne geliyor. Biz o mahiyet üzerinden onun hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Şöyle Ve bu bir benzerlik. mahiyet de onunla mutabakat içerisindedir. Heh. Eğer onunla mutabakat içerisinde olmamış olsaydı zaten onun hakkında bilgi sahibi olamazdık. Şimdi Sen şöyle diye sevmediğine desem. Evet. Şimdi şöyle desem. Mesela Allahü Teala görünecektir diyorlar. Biz hemen bu gözle mukayese ediyoruz. Yani sanki bu gözle yok olmaz diyoruz. Ama Allahü Teala'ya muvaffakat gösterecek başka bir göz olabilir yani. Değil mi? hala artık o göz, şimdi bizim göz hakkında konu değişiyor da, biz evet bir örnek olarak göz denildiği zaman bizim zihnimizde bu göz şekilleniyor. Yani Yani ben avam diyorum ki, olarak, hala felsefeciler ya ariflerin. zihin dendiği zaman biz bu beyinle eşleştirmeyelim yani ha, illa sanki bu Önemli beyin de değildir. evet. Onların iddia, zaten onlar bunu iddia etmiyorlar. Zihin denildiği zaman bu beyin, bu maddi şeklindeki olan beyin demiyor. Zaten onlar, o işgal edenler, müsteşkiller bunu kastetmiyor. Müsteşkillerin sorunu şuradan kaynaklanıyor.
Yani ben dışarıdaki hakikatin mahiyetinin kendisi zihne geldiğini iddia ettiğimde o zannediyor ki ben dışarıdaki o hakikatin vücudu ve sahip olmuş olduğu eserleriyle birlikte zihne geliyor. Öyle bir Evet. iddia söz konusu değildir. Kendisi zaten cevapta da bir işaret ediyor. Diyor aslında bizim iddia ettiğimiz şey dışarıdaki hakikatin mahiyeti bir mefhum olarak bizim zihnimize geliyor. Hamle evveli şeklindedir. Hamle evveli şeklinde bizim zihnimize gelen mefhumdur. Ve dışarıda her ne kadar ben zihninde mesela hararet gelmiş. El hararetu hararetun diyorum. Harareti ona hamle diyorum. Ama hararetimi ona hamle etmekle o hararetin sahip olmuş olduğu dışarıdaki eserlere de sahip oluyor anlamına gelmiyor. Ben el hararetu hararetun diyorum. Her ne kadar bu kaziye doğru ise de ama kaziye ne değil? Hamle evvelidir, hamle şayi şeklinde değildir. Hamle evvelidir. Hamle evveli şeklinde ben diyorum el hararetu hararetu. Bu mesela el cismu aridun. Diyorum ki el aridu aridun mesela. Bunları hamle diyorum. Benim zihnimde arızlık gelmiş. Arizlik yani genişlik gelmiş, uzunluk gelmiş. Benim zihnimde vardır. Ve onu birbirine hamle diyorum. Hamle evveli şeklinde birbirine hamle diyorum. Ama bunları hamlettiğim zaman yani el aridu aridun dediğim zaman, el hararetu hararetun dediğim zaman manası bu değildir ki o dışarıdaki hararetin sahip olmuş olduğu ısı da benim zihnimde vardır. O dışarıdaki eserleri de zihnimde gerçekleşiyor. Yok ben hamle evveli şeklinde diyorum ki el hararetu hararetun benim zihnimdedir. Tamam. Yani onlar demiyorlar ki zihin maddedir. Onlar diyorlar ki siz iddia ediyorsunuz dışarıdaki hakikatin kendisi nefsin yanına geliyorsa o zaman nefs dışarıdaki hakikatin sahip olmuş olduğu eserler nasıl ki dışarıda o eseri gerçekleştiriyor, ısıyı gerçekleştiriyorsa nefsin yanında da o ısıyı gerçekleştirsin diyor. O felsefeciler diyorlar ki yok biz onu o şekilde dışarıdaki o vücutları eserleriyle bize beraber zihnimize geliyor. Nefsimizin yanında hazır oluyor iddiasında bulunmuyoruz ki. Biz diyoruz ki onların mahiyetleri bizim zihnimize geliyor ve mahiyetleriyle dışarıdaki hakikatleri arasında bir tatabuk vardır ki ben diyebilirim ki vallahi billahi ve tellahi benim zihnimdeki kalem dışarıdaki kalemin aynısıdır. Diyebilirim. Vallahi ve billahi ve tellahi diyebilirim ki benim zihnimdeki ateş dışarıdaki ateşin aynısıdır. Ben şimdi size diyorum git bana ateş getir, kalem getir. Eğer getirdiğiniz ateş ve getirdiğiniz kalem benim zihnimdekiyle aynı olmamış olsaydı ben Kabul zaten etmiyorum. diyordum siz yanlış getirmişsiniz. Ben sizden bunu istemedim ki. Bunun arasında bir tatlı mutabakat vardır. Filozofların kastettiği şey budur. Ha siz filozofların iddiasını daha şeye ötesine götürüyorsunuz. Dışarıdaki hakikatler sahip olmuş oldukları eserleriyle birlikte zihne geliyor iddiasında sanki bulunuyorlar. Öyle bir şey söz konusu değildir. Zihinde şekillenmiş olan mahiyetler dışarıdaki hakikatlerle mutabakat içerisindedir. Eğer mutabakat içerisinde olmamış olsa biz bilgi sahibi olamıyoruz diyorlar felsefeciler. Bu işgal budur. Bunlar yapmış oldukları işgal budur. Ve şimdi işgalin cevabını okuyalım. Diyor vel cevabu anhu. Bu işgala verilen cevap budur. Ennel maaniyel hariciyete kel harareti vel burudeti ve nahvihima innema tahsulu fil ezhani bi mahiyatiha la bi vücudatihel ayniyeti. Bakın dışarıdaki hakikatlerin bir vücutsal boyutları vardır. Vücut.
Bir de mahiyetleri vardır. Hop, dışarıdaki o hakikatlerin mahiyetleri benim zihnime geliyor. Dışarıdaki o vücutlarının kendisi, çünkü vücut her varlığın vücudu kendisine aittir ve kendi yerini değiştirip başka bir yere de gitmiyor. O vücut ona aittir. Ve o vücut intikal edip benim zihnime gelmiyor ki. Onun o mahiyeti benim zihnime gelir. Ve tasduku aleyha bil hamlil evveliyyi duna şahihi. Ben el hararetu hararetun diyorum. Ama hamle evveli şeklinde diyorum. El burudetu burudetun diyorum. Ama hamle evveli şeklinde diyorum. Bir mefhum. Mefhum-i hararet hararettir. Ama hararetin hamle şayi şeklinde dışarıdaki o ısı veren vücududur. Ama benim zihnimde gelen o nedir? Mahiyetidir, mefhumudur. Ve bu mefhum da o dışarıdaki hakikatle uyum içerisindedir. Onun için diyor ki benim mahiyetleri benim zihnime geliyor. La vücudatuhal ayniyetu. O dışarıdaki vücutları benim zihnime gelmiyor. Ve testuku aleyha ve onun üzerine hem ya ona şamil geliyor bil hamlil evveli, hamli evveli şeklinde söylediğim gibi dona şayi vellezî yucibul ittisafe şey bil harareti vel burudeti, bunu parantez içerisinde almışım. Diyor vellezî yucibul ittisafe, yani o şey ki mesela bir şey vardır ki başka bir şeyin hararetle vasıflandırılmasına sebep oluyor. Diyor ki bir şeyin hararetle vasıflandırılmaya sebep olan ya bir şeyin burudetle vasıflandırılmasına sebep olan veyahut da bir şeyin genişlikle vasıflandırılmasına sebep olan ve orada yukarıda zikredilmiş olan şeylerin hepsini dikkate alın. Diyor ki bunların bu vasıflandırılmasına sebep olan şey nedir? Diyor husulu hadihil maani bi vücudatihel hariciyeti. Yani bu mana hararet manasının dışarıda bir vücudu da vardır. Burudet manasının dışarıda bir vücudu da vardır. Ancak bu hararetin vücudu erezidir. Cevher değildir. Kaimi bil gayr, gayrdir. Başkasıyla bir kaimdir. Başkasıyla dışarıda tutunmuş. O mevzularıyla orada dışarıda vardır. Diyor ki husulu hadihil maani bi vücudatihel hariciyeti ve kıyamiha bi mevzuatihel harici. Onların bu vasıflarla vasıflandırılmasına sebep olan o dışarıdaki mevzularıyla var olmasıdır. Duna husulü mahiyatiha laha lin nefsi. Yani diyor ki onların mahiyetleriyle nefis için hasıl olmuş yönleriyle bu esere sahip değildir. Ve kıyami mahiye hiye bil hamlil evveli. Hamli evveli şeklinde nefisle kaim olmuş olma cihetiyle bu esere sahip değildirler ki. Onların bu esere sahip oluşları dışarıda kendisiyle kaim olmuş olan mevzularıyla birlikte vücutlarının var olması içindir. Ama zihinde bunlar mahiyetleri gelmiş, nefisle beraber gelmişler. Bunların böyle bir özellikleri söz konusu değildir. Dolayısıyla yapılmış olan işgal yerinde değildir diyor. Hocam. Özür dilerim, ben böyle anladım. Bu işgal de bitti. Bu işgali de cevaplandırdık. Dördüncü işgal, inşallah dördüncü işgal yarın eğer arkadaşların sorusu varsa soru sorabilirler. Dördüncü işgali yarın inşallah okuyacağız. Ben bunu bu şekilde, bu son cümleyi söyleyebilir miyim? Buyurun söyle, dinliyorum. وَالَّذ۪ي نَرْدَ يُجِبُ الْاِتِّصَافَ حُسُولُ هَذِهِ الْمَعَانِي بِوُجُدَاتِ الْخَارِجِيَةِ بِوُجُدَاتِ هَلْ خَارِجِيَةِ Evet, وُجُدَاتِ هَلْ خَارِجِيَةِ Şimdi o zihinden meydana gelen manaların ve o hararetin bu vasıflanması
özellik sahibi olması, bu zihinden gelen manalar neyle kaimdir? O dıştaki varlıklarıyla kaimdir. O dışta varlık olmazsa bu manalar zihnimizde hasıl olmaz. O dışta. Yok, şimdi bak dona husuli mahiyatiha laha ve kıyam mahiyye hiye bil hamlil evveli. Evet. Dikkat edin. Şimdi biz bu bir şeyi vellezi, bak burada bir şey ellezi, yani kinayetun an şey. Tamam. Yucibul ittisafe bihadihil avsaf, bihazihil maani. Yani bir şey bu şeyleri, bu manalarla vasıflandırılıyor. Mesela diyelim ki dışarıda ateş neyle vasıflandırılıyor? Hararetle vasıflandırılıyor. O şeydir. Bir şey dışarıda vardır. Hı. Ve o dışarıda olan şey hararetle vasıflandırılıyor. Burudetle vasıflandırılıyor. Niye? Çünkü o dışarıdaki şey eğer hararetle vasıflandırılıyor, burudetle vasıflandırılıyorsa bu hararet o dışarıdaki şeyle vücudu vardır. Vücudat el hariciyeti. Yani tabii. Dışarıda vücutları vardır. Ve kıyamuha bir mevzu'iha, o ateşle beraber orada dışarıda vardır. Onun için tabii. O ısıyı gerçekleştiriyor. Tabii ki, tabii. Ben de zaten öyle diyorum. Yani dış varlık olmazsa... Ama bunlar zihne geldiği zaman mahiyetleri zihne geliyor. Ama mahiyetleri zihne geldiği zaman o mahiyet zihne gelmiş olanların mahiyeti neyle kaimdir? Nefisle kaimdir. Nefisle birliktedir. Nefisle birlikte oldukları zaman mahiyetleridir, vücutları değildir. Öyleyse tabii, nefisle tabii. Kaim oldukları için nefiste de bunlar, yine nefiste de bunlar hararetle vasıflandırılmasına gerek yok. Ama hamle evveli şeklinde harareti hararetle vasıflandırabiliriz. Hamle evveli evet. Şeklinde. Ama evet. Hamle şayi şeklinde dışarıdaki vücutlarının mümkün gerçekleştirmiş değil. Olduğu ısıyı İnsansızdır. Gerçekleştirecek şekilde biz vasıflandıramıyoruz. Tabii bu mümkün değil. Aynen. Allah razı olsun. Evet. Aynen ben de. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Ve ali Muhammed. Amin.